Değerli arkadaşlar, yan dişler ve ön dişler geldik. Bir yazıya hazırlık bölümümüze daha. Yine birinci dönem ikinci yazı. Diyor ki, dilek dünya üzerinde şekildeki gibi konumları verilmiş. Buna göre dileğin kütle ve ağırlıkları ne olur sıralayın demiş değerli arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne olacak dileğin kütlesi ve Lan çete mi yazalım? evet çete atalım. Evet. Değerli arkadaşlar, bu soru bize neyi sormaya çalışmış? Bir kere kütle değişiyor muydu dünya Hayır. 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 Uzayda hiçbir yerde kütlemiz değişmez. Dolayısıyla K'daki kütlemiz L'deki kütlemize, o da M'deki kütlemize eşit. Peki ağırlıkla ilgili ne diyebiliriz efendim? Evet. L büyüktür, M büyük K. Neden Mert? Çünkü ne diyorduk? Dünyamız Kutuplar basık olduğu için kutuplardan çekim basık. Evet. Dünyamız kutuplardan basık olduğu için Zeynep Serra, L'de yere daha yakın olduğu için yer çekimi daha çok. Sonra M'de ekvatorlarda dünyamız ekvatorlar değil. Ekvatorda şişkin olduğu için ise arkadaşlar en az yer çekimi orada. O yüzden Berra, eğer biz uzaya bir roket fırlatacaksak genelde nerelerden fırlatıyoruz? Buralar. Amaç ne? Adaminel yer çekiminden minimum etkilenmek, en az etkilenmek. Tamam mı? Mesela Amerika kendisinden uydu gönderecek mi? Bazen ne yapıyor arkadaşlar? Şuradaki Kolombiya'dan vesaire yerlerden veya okyanustan ne yapmış oluyor? Roket atıyor. Çünkü o zaman etki eden yer çekimi daha az oluyor. Biz belki hani çok önemsemeyiz ama arkadaşlar böyle roket falan atıyorsanız oradaki en ufak bir yer çekimi bile size çok şey kazandırabilir. Devam edelim. Hocam şeyden çıktım, buradan girdim. Orada internet çekmiyorlar. Tamam Meryem Duru. Hoş geldin. Aşağıda ağırlık ve kütle ile ilgili kavramlar karışık olarak verilmiş. Tabloda nelerin boyanması istenmiş? Kütleye ait olanlar. Ağırlığa ait özelliklerin silinmesi. Arkadaşlar, o zaman biz ağırlığa ait olanları silelim ya da kütleyi boyayalım. Ne yapalım? Kütleyi boyayalım mı? Birimi kilogram ya da tondur. Bu kütle mi? Evet. Evet, kütle. Boyadık. Devam edelim. Kütleye etki eden çekim kuvveti bu ağırlık. Dinamometre ile ölçülür. Bu ne? Ağırlık. Gezegenlere göre farklılık göstermez mi? Kütle. Kütle. Ne istenmiş şu an? Gezegenlerin çekim kuvvetine göre Ağırlık. 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 birimi Newton'dur. Ağırlık. 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 Değişmeyen madde miktarıdır. Kütle. 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 Eşit kollu terazi gibi. Kütle. Kütle. Tamam mıyız Arda? Anlaştık mı efendim Yağız? Evet hocam. Geçtik efendim. Geldik üçüncü sorumuza. Diyorlar ki mayoz bir hücre bölünmesinin özelliklerini yazınız. Evet, şu an Amerika'dan bir öğrencim arıyor. Evet. Alo. Oğuzhan'cığım, sen de tabii şu an gündüz, biz de akşam, ben dersteyim. Dersten sonra seni arayayım, olur mu? İyisin değil mi? Keyfin yerinde. Tamam, dersteyim şu anda, arayacağım seni. Hadi görüşürüz. Hocam kaç yaşında? 32 yaşında öğrencim. Evet, Ben Amerika'da anlatmıştım ya size. Mühendisti buradan gitti.
F-35 projesinde çalışıyor. Tabii arada 8 saat fark var. Orada öğlen şu anda. Benim derste olacağımı düşünemiyor doğal olarak. Evet. Peki arkadaşlar, Mayoz 1'deki bölünme özelliklerinden bahsedecek olursak ne olacak Mayoz 1'de? Hadi bakalım. Hocam chatten mi yazalım? Söyleyelim. Herkes bir tane söylesin. Bir kere mayoz bölünme nerede görülüyordu arkadaşlar? Üreme ana hücrelerinde. Aferin. Nerede görülür? Üreme ana hücrelerinde. Ana hücrelerinde görülür. Başka? Mayozla ilgili ne Hücre diyebilirsin? dörde bölünür hocam. Efendim Alperen? Hocam bölünme geçirdikten sonra dört tane yavru hücre olur. Güzel. Bölünmeden sonra ne olur? Dört tane yavru hücre. Evet. Hocam söyleyebilir miyim? Irk içinde çeşitlilik sağlar. Hücre oluşu. Biz Parça değişimi olur. evet hocam. Evet. Hocam kromozom sayısı yarıya iner. Kromozom sayısı yarıya iner mi? Evet. Evet. Kromozom sayısı Parça değişimi gerçekleşir. yarıya iner. Parça değişimi olur. Hocam bir de tür içinde çeşitliliği sağlıyor mu öyle? Hocam kalıtsal değiş. Onu söylemek Hani güzel. Bir de arkadaşlar bir tane daha ekleyeyim onu da. Mayoz geçiren hücre. Mayoz geçiren bir hücre. daha mayoz geçiremez. Evet. Bir daha mayoz geçirmez. Geçirmez arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Devam ediyoruz. Evet, dördüncü sorumuz. Şekilde verilen noktalardaki bir kişinin ağırlıklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. En küçük nerede? L. Hocam en küçük L. L hocam o büyüktür O zaman M'den hocam. en büyük nerede? P. M. E. En büyük. Çünkü En sona. en yakın. Sonra N ile K birbirine. hocam N, K M ile K eşittir. eşittir. Bu da Hocam sonra M sonra M da L. büyüktür L'den L. büyük değil mi arkadaşlar? O da L'den büyük olacak. Harikasınız. O zaman devam ediyoruz. Beşinci sorumuz. Özdeş cisimlere uygulanan kuvvetler cisimlerin aldıkları yol aşağıda verilmiştir. Ne yapalım? Buna göre işleri büyükten küçüğe sıralarız. Arkadaşlar iş yani W neydi? Kuvvet çarpı o kuvvetin Newton. noktasında alınan yoldu. Bakalım Hocam kötü mi yazalım? birincisinde yolumuz 8. Kuvvetimiz 1. 1'deki yaptığımız iş ne oldu o zaman? 8 gücünde. Evet. Evet. Burada ise 2 çarpı 4'ten bu da ne oldu? 8. Buraya baktım 8 çarpı 2'den 16. 16. Demek ki M'deki yaptığım iş K'dan büyük ve K'da L'ye eşit. Eşit. Tamam mıyız? Ahmet Cüneyt, anlaştık mı? Peki. Devam ediyoruz Kudret. Evet, görüyorsun Özbekistan'a da gitsen, Amerika'ya da gitsen eğitim eksperinden kurtuluş yok. Evet arkadaşlar, altıncı soru. Bir dinamometrenin her bir bölmesi 5 Newton'luk kuvvet ölçmekteymiş. Dinamometreye bir cisim asıldığında 3 bölmesi dışarı çıktı. Ya bu kadar kolay soru mu olur? Ne olacak arkadaşlar? 15. 15 değil mi? 5. Bölme 15. 15 eder. Geçtim. Herkes yapar. Aşağıdaki bir insanın K hücresinde gerçekleşen şey var. Crossing over. Crossing over yani Parça değişimi. K hücresinde crossing over. Parça değişimi. Hocam C ile yazılmıyor mu? Fark etmez. Al C ile yazalım. Crossing over. Yok Arkadaşlar hocam. ne olacak? Bu olay ne yapıyordu? Tür içinde
çeşitliliği sağlıyordu değil mi arkadaşlar? Tür içinde herkesin farklı olmasını sağlıyordu. Sekizinci sorumuza bakalım. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için ne gereklidir? Hocam söyleyebilir miyim? İki örnek, yapana iki örnek verin. Fiziksel olarak söyleyelim mi? İş yapması için önce ne gerekiyor onu söyleyelim. Hareket. Efendim? Hareket hocam. Enerji gerekiyor. Hayır. Hocam. Hocam aynı yanında ve aynı doğrultuda. Aynı. Evet doğrultusu ve yanında aynı olması. Hayır. Bak arkadaşlar. Ben de bir kavramı zihnimize tam oturtamazsak sıkıntı yaşarız. Neydi buradaki işimiz? İş olması için ben bak şu yanda da var. Uygulanan kuvvet doğrultusunda cisim yol almalı. Cisim yol almalı. Arkadaşlar bakın burada ben bu tarafa kuvvet uyguladım. Cisim bu tarafa yol aldı. İş yaptım. Bu tarafa kuvvet uyguladım. İş yaptım. Evet buna dikkat edin. Peki arkadaşlar örnek verecek olursak iş yapmaya ne verebiliriz? Söyleyin. Çantasıyla çukurlu yolda yürüyen biri. Çukurlu yol değildi. Onu merdivenden çıkan. Çantasıyla merdiven çıkan birisi iş yapar. Ama çantayı aldı, düz yolda yürüyorsa iş yapıyor mu? Hayır. Başka bir örnek verelim. Halteri kaldıran adam iş yaptı. Ama halteri havada tutan adam iş yapmadı. Tamam. Hocam peki bir şey diyebilir miyim? Diyebilirsin. Hocam peki yolda normal çantayla yürürken zıplarsa iş olur mu? Evet zıplarsa olur. Elini böyle kaldırıp şey yaparsa böyle yürürse çantayla iş. Tamam. Evet. Mayoz ile mitoz arasındaki farklardan 4 tane istiyoruz. Buyurunuz. Birinde 4 yavru hücre oluşur. Birinde 2 hücre oluşur. Mayoz birden çok gelişir. Hocam birinde crossing over olmaz, birinde olur. Birisinde bir aşama, öbüründe iki aşama. Hocam tek hücreli canlılarda mitoz üremeyi sağlarken mayoz. Yani, o da olur ama önce şunu görelim. Bir, mitoz hangi hücrelerde oluyor? Vücut hücreleri. Vücut hücreleri. Mayoz? Üreme ana hücreleri. Mayoz, üreme özellikle de üreme ana hücrelerinde olur. Evet, birinde 2 yavru oluşuyor, diğerinde 4 yavru oluşuyor. Birinde oluşan canlı ana canlı mitozda ana canlıyla aynı, mayozda farklı. Başka ne diyebiliriz? Hocam parça değişimi görülüyor birinde. Evet, mayozda görülür, mitozda görülmez. Kromozom sayısı yarıyor. Mayoz bir kere olurken mitoz birkaç kere olabiliyor. Kromozom sayısı yarıya inmez mitozda. Hocam mayoz bölümede kalıtsal çeşitlilik. Mitozda kromozom sayısı sabit kaldı. Hocam mayoz bölümede kalıtsal çeşitlilik oluşur. Güzel, aynen öyle. Evet, diyor ki uzay araştırmaları hangi malzemelerin oluşmasına katkı sağlamış? Diş teli, bebek maması. Alüminyum folyo. Evet, streç film, alüminyum. Yangın tüpü. Tükenmez kalem. Kalp bili, tükenmez kalem, teflon, su arası. Teflon tabi. Evet, bunlarda arkadaşlar ne yapmıştır? Bunun etkisi olmuştur. Evet, güzel. Hocam şeffaf diş telinde de oluyordu değil mi? Yani diş teli deyince zaten hepsiniz. Evet, daha belki dişler, yan dişler ve ön dişler. Devam ediyoruz. Dünyada bir cisme uyguladığı çekim kuvveti aynı bir cisme uyguladığından 6 kat fazladır. Şimdi buna göre tablomuzu dolduralım. Arkadaşlar cismin dünyadaki kütlesi 18'miş. Ay'daki kütlesi ne olur yine? 18. Kütlesi 6'ymış. Dünyada yine ne olur? 6. Şimdi geldik. Dünyadaki ağırlığı 90'mış. Ay'daki ağırlığı 15. Dünyada 60'sa aydaki ağırlığı ne gidiyor? 10. Bu 20 ise bunun ağırlığı da dünyada 20. 100. 20. Tamam mıyız? Evet. Böyle basit sorularda gelebiliyoruz. Evet, Ahmet Cüneyt.
ne yapmış? AB şekildeki dağ yolunda A noktasından B noktasına evet arkadaşlar yürüyormuş. Buna göre Ahmet'in ölçü sürecince kütlesi ve ağırlığı nasıl değişir diye sormuşlar. Arkadaşlar Ahmet'in kütlesi değişir mi? Değişmez. Dağda da denizin orada da aynı. Ama A'dan B'ye çıkarken ağırlığı ne olur? Azalır. Azalır. Evet Ahmet yukarı çıktıkça der ki ya bir hafifleme geldi ya. Hocam şey... Hocam keşke kütlenme değişse. Hocam şey diyormuştu, çok zayıfladım ya ben. Yani tabii ki o kadar hissetmezsiniz ama evet fiziksel olarak Berra bugün yorgun. Evet. Yorgun musun Berra? Hayırdır? Hocam yorgun değil de yarın denememiz var. Stresliyim diyorsun. Evet hocam yani 2-3 gün sonra yazılar başlıyor, bize deneme yapıyorlar. Ne kadar ayıp ya. Kim bu? Hocam bize de yapabilirlermiş. Ama hiçbirimiz istemiyorlar. Berra merak etme. Denemeler aslında bir nevi yazılı hazırlık. Mesela ben de deneme yapıyorum size. Ama yazıldaki çıkacak konulardan yapıyorum. Tamam mı? Bulan kişi o kimse onu öldürmeye gidiyor. Evet. Peki. Bir bitkiye ait olan yapılar. Karmaşıktan basite doğru verilmiş arkadaşlar. Diyor ki buna göre ilk yapı organizma ise diğeri nedir? Diğerleri nelerdir? Demişler. Haydi bakalım. Evet. Ne olacak arkadaşlar diğerleri? Organizma sistem. Sistem. Evet. Sistem. Sonra organ. Sonra dokuz. Sonra evet. Bu gücü. Yaptığımız bir şeydi. Bu ne diyorduk? Sistemler birleşip oluşturdu. Kimi? Organlar sistemleri oluşturdu. Organ oluşturan neydi? Doku. Doku oluşturan neydi? Hücre. Hücreler. Evet değerli arkadaşlar. Böylelikle bunu da tekrardan hatırlamış olduk. Devam ediyoruz dördüncü sorumuzla. Elinde farklı kütlelerde poşetler bulunan Mary, poşetleri görselde belirttiği gibi hareket ettiriyor. Basamakların yükseklikleri eşit olduğuna göre Mary'in yaptığı fiziksel işler arasındaki ilişkiyi büyükten küçüğe doğru sıralayın. Evet. Büyükten küçüğe bir sıralama istiyoruz arkadaşlar. 2, 1, 3. Evet, tamam, haydi bakalım. Birinde 30 kilo var, 2 basamak yukarı çıkmış. 30 kiloyla 4 basamak yukarı çıkmış. Elindeki 20 kiloyla 2 basamak yukarı çıkmış değerli arkadaşlar. Evet. Ne olacak? Arkadaşlar şimdi burada ağırlık önemli ama bir de biliyorsunuz ki bizim potansiyel enerjimiz neydi? MGH. Yani ağırlık çarpı yükseklik. Buradaki biz yüksekliği 4 alırsak 4 kere 30'dan ne olur? 120. Oldu. Burada ise 2 çarpı 30'dan ne oldu? 60 oldu. Burada ise 2 çarpı 20'den ne oldu arkadaşlar? Evet. O zaman 2 büyüktür 1'den, o da büyüktür 3'ten. Anlaştık mı efendim? Tamam mı? Güzel. Beşinci sorumuza bakabiliriz. Yandaki şekilde kütleleri ve süratleri verilen araçların kinetik enerjilerinin sıralaması. Kinetik enerji neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 m v kare. 1 bölü 2 hepsinde ortak olduğu için düşünmeme gerek yok. Kütle çarpı süratin karesi. Evet. Kütle çarpı süratin karesi hayat. Eşittirimi nasıl yapacağız? Efendim? Eşittirimi nasıl yapacağız? Eşittiri K eşittir L yazacaksın eşitse. Hocam buradaki en süratli en öndeki mi? En öndeki kaçla gidiyor? Ben tahtada siz varsınız göremiyorum. Dur. Sizi şöyle kenara alacağım. Kusura bakmayın.
Evet. Yüksek müsaadelerinizle. İlkinizi yüzmüş. Daha doğrusu hepsi yüzmüş. Dolayısıyla arkadaşlar burada ağırlığı büyük olan işi götürecek. Kim ağır? Le. Yani herhalde kamyon çarpmışa dönmek diye bir şey var değil mi Güney? Dolayısıyla süratleri eşit olduğu için kütlesi büyük olan L. Sonra kütlesi büyük olan? K eşittir mi? Efendim K eşittir? M. M. Tamam mıyız? Hocam keşke sınavda böyle çıksa. Bilmiyorum. Keşke hocam. Keşke. Evet arkadaşlar geldik. Esneklik potansiyeli sorusuna. Bir cismin çekim potansiyel enerjisi cismin ağırlığı ve yerden yüksekliği ile doğru orantılıdır. Özdeş yaylardan oluşan düzeneklerin üzerine 1 ve 2, 3 cisimleri konuluyor. Bunların potansiyel enerjilerini, esneklik potansiyellerini arkadaşlar büyükten küçüğe sıralamanız isteniyor. Esneklik potansiyellerini büyükten küçüğe sıralamamız isteniyor. Kolay bir soru. Evet. Dikkatli baktığımız anda olay çözülecektir. Burada en çok sıkıştırmayı kim yapacak arkadaşlar? Bir. Arkadaşlar bunun şu an yukarıdaki potansiyel enerjisi var. Bunu bir sonraki ünitede göreceğiz enerji dönüşümlerinde. Bunun potansiyel enerjisine kadar şu seviyeyi alırsak hepsi. 3 çarpı çarpı mH. Yani 6mH. Bununki 2mH. Bununki mH. Bu öyle bir gelecek ki 6 katla bunu bayağı bir sıkıştıracak. Bu daha az sıkıştıracak. Bu daha da az sıkıştıracak. Dolayısıyla arkadaşlar 1 büyüktür 2'den. O da büyüktür 3'ten. Niye olduğunu anladık mı? Evet. Evet. Potansiyel enerjileri neye dönüşecek bu yayda? Esneklik enerjisine dönüşecek. Dolayısıyla arkadaşlar buradan bunu çıkartmış oluruz. Efendim? Hocam biz okulda bu konuya geçtik. Geçtiniz. Güzel. Hocam biz enerji dönüşümlerini bitirdik. Güzel. Enerji dönüşümlerini bitiren okuma geçtik. Daha... Hocam biz enerji dönüşümlerini bugün geçtik. Evet. Hocam biz atoma geçtik. Çok mu hızlı gidiyoruz? Hocam biz de atoma geçtik. Tevsel biz esneklik potansiyeli bitirdik. Evet, altılardan da bir öğrencim geçmiş İSPO'nun sınavını. Bir bakayım Kevser, şu an elimde bir öyle bir şey yok, döküman. Ama bir araştırayım, varsa atarım. Başka var mı İSPO'nun elemesini geçen? Evet, girmedim. Yok. Girmemiş birçok arkadaş. Tamam. Hocam o ne? Kevser... Tamam, İSPO'nun elemesi. Evet, ben bakayım eğer bulabilirsem. Gönderirim. Tamam mı Kevser? Evet değerli arkadaşlar. Böylelikle yazılı hazırlıklarımızı da tamamlamış oluyoruz. Bu akşamlık bu kadar diyorum. Ama bir tane Tadelle sorusu soralım mı? Olur. Tamam. Olur. Hocam. Tamam. Soruyoruz. Bir Tadelle sorusuyla ağzımız tatlanarak bitirelim. Arkadaşlar suya düşen neyimiz ıslanmaz? Evet bir şeyimiz var ki. Aerojel. Arkadaşlar çete yazıyoruz. Hocam soruyu duymadım, bir daha söyleyin. Suya neyimiz düşerse ıslanmaz. Bot değil. Buz değil. Aerojel değil. Alperen işte. Ama hocam bu gerçek. Karçık değil. Kara indiba değil. Organ değil. Yağ değil. Yaş değil. Su değil. Gölge iyi mantık ama değil. Yağmur değil. Ali bildi. Ali neymiş o? Hayallerimiz hocam. Hayallerimiz suya düşerse ıslanmaz arkadaşlar. Diyoruz ki hayalleriniz hiçbir zaman suya düşmesin. Hep gerçekleşsin. Evet değerli arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu akşamlık bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Hocam bir tane